Selam herkese. Bu videomda Unity'de sürükle bırak sistemi ile envanter sistemi nasıl yapılır onu anlatmaya çalıştım. Şu şekilde gördüğünüz gibi sürükleyip bıraktığımda slotlarıma oturan birkaç tane meyve hazırladım. Ve çıkardığımda da istediğiniz gibi hareket ettirebiliyorsunuz. Şimdiden iyi seyirler. Şimdi ben şurada görmüş olduğunuz gibi 4 tane item ve 4 tane slot hazırladım ve bu itemlerimizi sürükleyerek bırakarak bu şekilde bir envanter sistemi yapmak istiyoruz. Bunun için öncelikle bizim bir kan masa ve aynı şekilde bir event sisteme sahip olmamız lazım. Çünkü bu event sistemi birazdan kodlarımızda da göreceğiz zaten. Bol bol kullanacağız. Ben kan masamın üzerinde image'lar oluşturarak şu şekilde bunlara source image olarak değerlerini ekledim. Bunları meyvelerimizi ekledim. Ve slotlarımızı bu şekilde ekledim. Şimdi gelin isterseniz envanter sistemi nasıl yapılır? Ona başlayalım. Bunun için ilk önce geliyorum. Bir tane boş bir script oluşturuyorum. Ve buna drag drop diyeceğim. Çünkü meyvelerimi sürükleyip envanterimi bırakacağım için böyle bir isim kullanmayı seçeceğim. Unit'imiz kendine gelsin. Ve bu drag drop'u alacağım. Meyvelerimin dördünü de sizde kaç tane varsa atayacağım. Ve script'imi açacağım. Script'imi açtığım zaman beni şöyle bir ekran karşılıyor. Start ve update'i silelim. Ve demin dediğim gibi event systems'ı kullanmamız gerekiyor bizim. Bu yüzden hemen geliyorum unityEngine.event systems'ı aktif hale getiriyorum kütüphanelerimden. Bunu yaptıktan sonra bizim drag and drop'un script'inin içine birkaç interface eklememiz lazım. Interface nedir? Interface dediğimiz şeyler aslında hazır kodlardır ve bunları biz kendi kodumuza, kendi script'imize implement edebiliriz. Yani ekleyebiliriz. Ve bu sayede orada hazır olan bazı fonksiyonları çağırıp rahat bir şekilde kullanabiliriz. Bizim ekleyeceğimiz interface'ler neler diyeceksek, birincisi iPointer downhandler diye bir şöyle yazayım. Downhandler diye bir interface. Bunlar ne işe yarayacak birazdan göstereceğim. Hemen interface'lerimi ekleyeyim. İkincisi iBeginDragHandler. Begin drag handler. Aynı şekilde iEndDragHandler drag handler ve iDragHandler. Şimdi bunların ne işe yaradığını teker teker açıklayacağım. Onun öncesinde şuradaki kırmızı çizgileri bir götürelim. Bu kırmızı çizgiler henüz ara birim üyesi uygulanamaz diyor. Ara birim demek interface demek zaten. Bunları kırmızıdan kurtarmak için üstlerine herhangi bir şekilde tıklıyorum ve şuradaki sarı önleme tıklıyorum. Ve ara birimi uygula diyorum. Ve bana otomatik olarak bir tane iPointerDown adında bir fonksiyon attı. Aynısını bunlara da yapalım. Ara birimi uygula dedim. Ve gördüğünüz gibi interfacelerimin isminde bana fonksiyonlar verdi. İçinde birer tane parametresi bulunan fonksiyonlar verdi. Throw new system not implemented exception diye bir hata verdi. Bu hataları silebiliriz. Bunlar eğer hata çıkarsa throw yani bana hata fırlat demeye çalışıyor. Şimdi bizim bu interfacelerimiz ne işe yarıyor? Öncelikle isterseniz gelin on begin drag'den başlayalım. On begin drag demek sürüklemeye başla demek. Yani sürüklemeye başladığımızda bizim bu kodumuz çalışacak demek. Hemen isterseniz gelin bir debug.log'la bunu bir kontrol edelim. Hani nasıl çalıştığını en azından bir görelim. Buraya diyelim ki sürükleme başladı. Aynı şekilde end direct'te de aynı şey var. Sadece bitiriyor bu sefer. Ve buna da diyorum ki sürükleme bitti. Şunu şöyle kopyalayayım. On direct'te bizim sürükleme kodumuz yani her saniye başı per frame dediğimiz her saniye başı her frame başı çalışan kodumuz. Ve bu aslında bizim sürükleme kodumuz tamamen. Yani sürükleniyor kodumuz. Onu da bu şekilde diyelim. Ve son olarak on pointer down kodumuz. Bu bizim aslında tıklama kodumuz. Yani sürüklemeye başlamadan önce tıkladığımızı alabilen, yani alan ve bunu tutan bir kod bütünümüz. Buna da hemen gelelim ve diyelim ki tıkladın. Ve böyle isterseniz gelin kaydedelim. Ve nasıl çalışıyor en azından onu görmeye çalışalım konsolum üzerinden. Sonradan kodlarını yazacağız zaten. Şimdi konsolumu açtım, oyunumu çalıştırdım. Zaten meyvelerimi eklemiştim. Elmayı alıp sürükleyip bırakmaya çalıştım.
Ve şöyle bir sürü şey geldi önüme. Burada bana ne diyor? Önce tıkladın diyor. Yani buradaki on pointer down'umu çalıştırıyor. Sonra diyor ki sürükleme başladı. Yani on begin drag'im çalıştı. Sonra dediğim gibi her frame başına çalışan on drag kodumuz, yani sürükleniyor kodumuz çalıştı, çalıştı, çalıştı. En son sürüklemeyi ben mouse'umu bıraktığım an sürükleme bitti diyerek on end drag dedi ve bitirdi. Yani kodlarımız tamamen bu şekilde çalışıyor. Bizim ekstra hiçbir kod yazmamıza gerek yok bunlar Unity'nin hazır olduğu için. Bunu gelin isterseniz mouse'umuza nasıl entegre ederiz, mouse'umuzla sürüklemeyi nasıl yaparız onu yapmaya çalışalım. Oyunumu durduruyorum, konsolumu siliyorum ve tekrardan kodlarıma geri geliyorum. Şimdi bunun için bizim öncelikle burada kanvasımız üzerinde gördüğümüz bir React Transform diye bir şey var. Bizim buna ulaşmamız lazım. Gördüğünüz gibi aslında hepsinde React Transform var. Bizim aslında şuradaki meyvelerimizin React Transform'una önce ulaşmamız lazım ki bunların bilgilerini alalım. Bunları nasıl yapacağız? Gayet basit. Bir tane private React Transform, adına React Transform diyelim, oluşturacağız ve bunu start fonksiyonumuzda atayacağız. Yani meyvelerimizin React Transform'unu almış olacağız. React Transform diyorum, get component React Transform. Bu şekilde React Transform'u gayet güzel alabiliyorum. Ve benim bunu on drag fonksiyonumun üstünde, yani sürükleme fonksiyonumun üstünde çağırmam lazım. O yüzden sürükleniyor kısmını bir yorum satırını aldım. Ve burada dedim ki React Transform nokta anchored position, yani hedeflenen pozisyon aslında. Buna artı eşittir diyorum. Event data nokta delta dedim. Şimdi bu ne demek? Event datam şuradaki benim fonksiyonumun parametresinden gelenin deltasını al ve böylelikle bana aslında bir sürükleme sağlamış ol. Hemen gelin isterseniz deneyelim. Oyunumu çalıştırdım. Elmamı aldım. Sürüklüyorum. Gayet güzel sürükleniyor ama bir sıkıntı var. Tam mouse'umun üstünde gitmiyor. Böyle saçma sapan dağılmaya başladı. Bunun bir sebebi var. Aynı şekilde diğerlerini de deneyelim. Hiç mouse'umun üstünde durmuyor gördüğünüz gibi. Bunun bir sebebi var. Bu sebep de neydi? Burada bizim canvas'ımız var gördüğünüz gibi ve canvas'ımızın altında bir scale değerimiz var. Bu scale değerimizin normalde 1 olması gerekiyor. Tam bizim istediğimiz gibi. Yani tam mouse'umuzun üstünde gitmesini istiyorsak. Ama burada 0.37 bilmem kaç gibi bir değer var. Bizim bu problemi çözmemiz lazım. O yüzden hemen geliyorum. Canvas'ıma bir referans alıyorum. Serialized Field yapalım bunu. Private Canvas diyorum. Buna da My Canvas diyeyim. Bunu normal canvas ismini vermemeye çalışın. Çok problemler çıkarabiliyor. Ve bu canvas'ıma geliyorum, burada on drag'imin üstünde bir kodlar yazmıştım hatırlarsanız. Buraya geliyorum, diyor ki my canvas nokta scale faktör. Yani scale faktörümü böl. Ve scale faktörümü bölmesi demek benim çok güzel bir şekilde aslında scale'ın birmiş gibi davranması demek. Hemen gelin deneyelim. Bu arada canvas'ımızı tabii vermemiz lazım önce. Şöyle dördünü birden seçtim. My canvas oluşturdu. Şuradan canvas'ımı sürükledim, bıraktım. Ve tekrardan denedim. Şimdi gördüğünüz gibi artık sanki scale'ın birmiş gibi istediğim gibi oynatabiliyorum. Herhangi bir meyvemi. Ve gerçekten tamamen mouse'umun üstünde kalıyor. Bu arada bir tane daha sorun fark ettim. Gördüğünüz gibi slotlarımızın altına gittiğinde meyvelerimiz slotlarımızın altında kalıyorlar. Bunu çözmek için sorting layer kullanmamıza hiç gerek yok. Normalde sorting layer da kullanabiliriz tabi. Ama bizim canvas'ımız şu şekilde renderlanıyor. Canvas'ımız da üstten alta doğru renderlandığı için biz slot kısmımızı, fruits kısmımızın üstüne koyarsak eğer bu problemi de kolayca çözebiliriz. Ve artık gördüğünüz gibi slotlarımızın üstüne geliyor gayet güzel bir şekilde. Şimdi gelin isterseniz gerçekten envanter sistemi gibi buraya nasıl oturur onu çözmeye çalışalım. Bunun için öncelikle ben slotlarım için de bir script yazmam lazım. Hemen gelin onu yazalım ve bunun adına slots diyeceğim ben. Unity hemen kendine gelsin. Slots'umu açıyorum ve 4 tane slot'umun da içine slots script'imi atıyorum. Ve script'imi açıyorum. Slots script'imde de aynı şekilde event sistemi kullanmam gerekiyor. O yüzden hemen ekleyeyim buraya.
Event Systems ekledim ve aynı şekilde buraya da bir tane interface atamam gerekiyor. Ama diğerlerinden farklı bir interface. Bunun da iDrop Handler. Yani aslında bırakma, hani biz mouse'umuzu bıraktığımızda çalışan kodumuz ve slotumuzu kullanmak istiyoruz. Bunu ki meyvelerimizi slotumuzun üstüne bırakabilirim. Burada yine aynı şekilde ara birim uygula diyorum. Hatamı siliyorum. Ve gelin isterseniz buraya da bir tane debug log atarak bir kontrolü sağlayalım ve buraya bırakıldı diyelim. Bunu kaydedip çalıştırdığımda konsolumu açıyorum. Meyvelerimi hareket ettiriyorum. Sürükleniyor kodumuzu bırakmıştık. Bıraktığım an sürükleme bitti dedi ama bırakıldı diye bir kod çıkmadı. Şunun üstünde de deneyelim aynı şekilde. Bırakıldı diye bir kod çıkmadı ama slotlarımın içinde yazmıştım. Çıkması lazım aslında. Bunun sebebi nedir diye soracak olursanız, burada bir raycast engellemesi oluyor. Ve bizim bu raycast engellemesini kaldırmamız lazım. Bu raycast engellemesini nasıl kaldırırız? Şöyle, Fruits'umuzun içine geliriz. 4 tane meyvemizi de seçeriz. Ve bu 4 meyvemize de bir tane canvas grup ekleriz. Bu canvas grup bizim ne işimize yarayacak? Raycast'larımızı aslında bloklamamızı sağlayacak. Ama bu canvas grubumuzu, drag drop'umuza geliyoruz. Ve burada bir tane referans alıyoruz. Kodumuzun içinde de yazabilmek için. Canvas grup adında bir değişken ve canvas grup diyorum. Start fonksiyonunda aynı şekilde canvas grup için bir component alıyorum. Ve bu canvas grubumu nerede kullanmam lazım? Asıl olayım bu. Ben bu canvas grubumu raycast'ları bloklamasını istiyorum ama sürekli bloklamasını istemiyorum. Ben gerçekten başlattığımda bloklamasını istiyorum. Çok özür dilerim. Bitirdiğimde artık bloklamaya devam etsin istiyorum. O yüzden geliyorum diyorum ki başlattığımda canvasGroup.blocksRaycast diyorum ve buna false diyorum. Yani bloklamasın diyorum. Bloklamayı yanlış diyorum, kaldırıyorum. Ve bitiştiğimde de geliyorum diyorum ki canvasGroup.blocksRaycast ise true diyorum. Ve yani bittiğinde raycastlarımı artık engellememiş. Tekrardan engellemeye başlamış oluyor. Kaydedeyim ben bunu şimdi. Bu sayede block raycast sorununu çözebiliyoruz bu arada. Ve hemen isterseniz gelin slotlarımıza da sadece bırakıldı yazmak yerine bunu yorum satırına alalım. Gerçekten değerlerini atayalım. Bizim burada yapmak istediğimiz şey şöyle bir şey. Bir if değerinde öncelikle event data nokta pointer drag'i bir kontrol etmemiz lazım. Bu nedir derseniz şuradaki fonksiyonumu alıyorum ve gerçekten sürükleniyor mu? Hani bana geliyor mu? Onu kontrol ediyorum. Ve buna eğer null değilse, yani eğer gerçekten bir karşılığı varsa diyorum. Buradaki yazacağım kod şöyle bir kod. Benim slotlarımın raycast'ını gidip meyvelerimin raycast'ı diyorum, çok özür dilerim. Slotlarımın rect transformunu, şurada aldığımız rect transformunu gidip meyvelerimin rect transformunu aktarırsam ve ikisini merkezine ortak yaparsam gerçekten envanter sistemi gibi çalışır. Ben bunu amaçlıyorum. Bunu yapmak için de event data nokta pointer drag diyorum. Burada yazdığım gibi aynı. Nokta get component diyorum ve rect transform'umu alıyorum. Ve bunu da bir tane nokta deyip anchored position diyorum. Ve eşittir diyorum. This nokta şu fonksiyon şu kodumun aynısını yazacağım. Yani aslında burada yaptığım şey benim. Çok özür dilerim bu arada. Burada event data'ya gerek yok. Şu şekilde. Pointer drag'e de gerek yok. Aynen şu şekilde. This nokta get component drag transform nokta anchored position. Yani benim burada yapmak istediğim şey aslında gittim meyvemi aldım meyvemin rect transformunu ve gittim gerçekten buradaki slotlarımın rect transformu ile eşitledim ki benim ikisi ortak çalışsın. Rect transformları ben her meyvemi bıraktığımda ortak olsun diye. Gelin hemen deneyelim. Slotlarıma da scriptini vermiştim zaten. Şu şekilde denediğimizde mesela elmamı aldım. Şuraya bıraktım. Ve gerçekten gördüğünüz gibi tam oturdu ve köşesine bırakmama rağmen. Şöyle bıraktım. Ya da ne bileyim böyle bıraktım. Muzumu aldım. Şu şekilde şöyle bıraktım. Gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyor ve envanterimden gayet rahat bir şekilde çıkarabiliyorum. Ama slotlarımın içine girdiği an gerçekten de tam ortasına oturuyor.
Eğer sizde tam ortasına oturmazsa şu şekilde sprite'larınızın üzerinden multiple'sa eğer veya sprite'ınız veya single'sa önemli değil. Sprite'ların üzerinden kontrol edin buraları. Buralarda herhangi bir şu şekilde veya tam tersi biraz daha büyük bir şey olursa tam ortalama sıkıntısı çekebilir. Ama onun dışında tam olarak yerleştirirseniz tıpkı bende olduğu gibi tam ortasına oturacaktır. Ve benim anlatacaklarım bu videoluk bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.